Arkadaşlar merhaba, EM201, EM207, Electric Circuits Laboratory 1 ve Elektrik Devre Laboratuvarı 1 dersini öncelikle laboratuvarımı tanıtmak için bu videoyu çekiyoruz. Neler yapacağız bu derste? Onları da kısaca tahta üzerinde belirteceğiz. Ben dersin sorumlusu olarak yine Seçkin hocamız, evet şimdi görünecek. O da yine derse yardımcı olacak şekilde bulunacağız. Laboratuvar böyle bir yer. Laboratuvarı hemen bir şöyle hızlıca bir gözlemleyelim. Ben bulunduğum bilgisayar platformu bir deney setin üzerine götürüyorum ve o deney setinde göreceğiz. Onu da şöyle yapalım. Şu şekilde koyalım buraya. Şöyle biraz indirelim. Evet. Tamam. Bu arkadaşlar burası bir deney set olarak geçecek. Deney masası burası. Eğer yüz yüze eğitim başlarsa pandemiden sonraki süreçte inşallah ikinci dönem diyelim. Burayı kullanacağız. Aktif olarak kullanacağız. Tamam. Burada laboratuvarlarımızda iki öğrenci normal grup oluyor. Ve bu grupları da öğrenci arkadaşlar kendileri belirliyor. Kendileri ilk hafta, işte siz diyorsunuz ya deneylere başlayacak mıyız falan diye. Yüz yüze olduğunda da ilk hafta o hazırlıklarla geçiyor. Deney gruplarının belirlenmesi, daha sonra dersin işleyişinin anlatılması. Bunlar ilk 3 haftada yapılan işlemler. O arada da bir taraftan da devre analizi dersinde bu laboratuvar deneylerini gerçekleştirmek için gerekli bilgileri öğreniyorsunuz. Onları da burada kullanıyorsunuz. Burası temel bir laboratuvar. Elektrik devre laboratuvarı. Burada baktığınızda sütun olarak söyleyecek olursak arkadaşlar 4 sütun var ve burada 48 tane öğrenci aynı anda deney yapabiliyor. Laboratuvarımızda 48 öğrenci aynı anda deney yapabiliyor. 24 tane masamız var. Bu laboratuvarda 2 tane var. Burası devre laboratuvarı için geçen birinci laboratuvar. Hemen yanında bulunan bir laboratuvar daha var. Bunun aynısı, kopyası. O da ikinci kısım. Yani 96 öğrenciye her masada arkadaşıyla birlikte olacak şekilde görüyorsunuz burada taburelerini. Bir tabure, iki tabure. Bu 96 öğrenci aynı anda alabiliyor. Zaten dersimizde dikkat ediyorsanız 100'ün altında öğrenci seçmiş durumda. Bu yıldan itibaren aslında bir rayın oturtma işlemi gerçekleştirmiştik. Laboratuvarda bunları bahsedeceğiz. Arkadaşlar bunlardan bahsederken ben şöyle buraya göstermek istiyorum ama buraya kadar bilgisayar gelir mi onu bilmiyorum. Bir şöyle platformdan gösterelim. Arkadaşlar buraya gelebilirsek evet. Şimdi burada laboratuvarda uyulması gereken talimatlar var. Onu buraya koyabiliriz aslında yetişir mi? Gelebilir belki biraz daha deneyelim. Cesaret evet. Tam açıyı alalım isterseniz. Şu şekilde tutalım. Geliyor galiba. Koyalım şöyle. Tamam. Bir saniye. Evet. Şimdi burada arkadaşlar laboratuvarda uyulması gereken kurallar var. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü bizim bölümümüzün oluşturmuş olduğu devre laboratuvarında uyulması gereken kurallar. Bu kurallar neler? Bu kurallar güvenlik kuralları. Onun için önce laboratuvar işlemlerini gerçekleştirirken biz endüstride buna saha işlemleri diyeceğiz. Sahaya inme işlemleri diyeceğiz. Sahadaki işlemleri gerçekleştirirken uymamız gereken bazı güvenlik kuralları da mevcut. Bunlar neler? İşte laboratuvar sorumlusundan laboratuvar cihaz kullanım eğitimi mutlaka alınması gerekiyor. Eğitimini almadığınız bir cihazı laboratuvarda kullanamıyorsunuz. Bu birinci kısım. İkincisi yine bu eğitimler alınmadan herhangi bir faaliyette bulunulmuyor. Cihazın kullanılması yasak. Ve bu eğitimden alındığını, laboratuvar kurallarına uyulacağını beyan etmek üzere doldurulması gereken bir form var.
ilk 2-3 haftada bu işlemleri gerçekleştiriyorsunuz arkadaşınızla birlikte, grup arkadaşınızla. Bunlar da işte laboratuvar sorumlusu ve kullanıcı tarafından imzalanıyor. Daha sonra laboratuvardan sorumlu teknik elemana teslim ediliyor. Laboratuvar ve cihaz kullanımı sona erdiğinde elektrik ve benzeri cihazların şalterlerini kapatıldığından emin olunması gerektiği de burada vurgulanıyor. Tabii sigorta diyelim. Şimdi şalter dediğimizde şalterden kastımız ne? Şalter evet orada olabilir. Orayı tam göremiyorsunuz şu anda. Orayı da şöyle gösterelim. Burada ana şalterimiz bulunmakta. Onu gösterebiliriz. Diğerde ise sigorta. Masalarda da sigortalar var mıydı? Masalarda yok galiba. Doğrudan. Oradan. Evet. Şu şekilde gösterebiliriz. Burası da laboratuvarların ana şalteri burada bulunuyor. Buradan ilk önce laboratuvarlar açılacak. Bunu yaparken de sorumlu hocalarımız bunu açacaklar. Kesinlikle siz benim bilgisayarım ya da setup'ımın çalışmıyor, elektrik gelmiyor diye buradan bir açma işlemi kesinlikle gerçekleştirmeyeceksiniz. Arkadaşlar laboratuvarlarda gündemde yani son zamanlarda oldukça sıklıkla kullandığımız hayatımızın bir parçası olan cep telefonlarını sessiz konuma getirmemiz gerekiyor. Kesinlikle çalmaması, kullanılmaması gerekiyor. Tamam mı? Onu da dikkat ediyoruz. Yani laboratuvar ortamında kesinlikle gürültü olmuyor. Laboratuvar ve cihaz kullanımı sona erdiğinde laboratuvarın ya da yani cihazın normalde bundan sorumlu arkadaşa, hocanıza sorunsuz bir şekilde teslim ettiğinizde bildirmeniz gerekiyor. Yine laboratuvar sorumlusu bu cihazların gerekli kontrollerini yapıyor. Sağlam aldığını beyan ediyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bu laboratuvarı sadece biz kullanmıyoruz. Yani bizden farklı olarak 3 bölüm daha, 2 bölüm daha kullanıyor. Bunlar biyomedikal mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği. Doğal olarak aynı zamanda yine 3. sınıftaki elektronik dersinde de bu laboratuvar kullanılıyor. Buradaki biliyorsunuz malum cihazlar ya da proplar bir tanesinde sıkıntı olduğunda deneye aksıyor. Bunun bizim tarafından olmadığımızı beyan edecek şekilde bunların kontrollerini yerine getiriyoruz. Yine deney düzenekleri ve aletlerin yere düşebilme olasılıklarını göz önünde bulundurarak genelde tezgahın gerisinde tutuyoruz. İş güvenliği oldukça önemli. Yine bunların haricinde elektrik bağlantılı deney düzenekleri hazırlanırken ve kullanılırken ellerinizin ıslak olmamasına dikkat ediyorsunuz. Laboratuvar sorumlusu bu deney düzenini görmeden kesinlikle enerji vermiyorsunuz deney düzenine. Kesinlikle enerji de vermiyorsunuz. Deney aletleri ve cihazların çalışmasında bir problem olması durumunda bunları hemen bize bildiriyorsunuz. O deneye başlamadan önce size kontrol ettiriyoruz, bildiriyorsunuz. Tehlike ve iş kazası anında ise acil müdahale izlenecek yöntemler de size yine laboratuvarın içerisinde anlatılıyordu. Bu da aslında size bir nevi ödev veriliyordu. Ne yapabilirsiniz? YouTube'dan ilk yardım yöntemleri nedir? Bunların görüntülü olarak izleyebilirsiniz. Tamam, bunları izleyebilirsiniz. Yine işte bir yangın olduğunda 110'a arayacağınız, herhangi bir ilk yardım gerektiği durumda 112'yi arayacağınız da burada belirtilmekte. Dikkat ediyorsanız burada şeylerde arkadaşlar uyarı levhalarımızda kullanmayı bilmediğiniz makine, cihaz ve alette uğraşmayınız diye özellikle sizi uyarıyor. Merak burada kötü bir şey. Bilimde merak iyi bir şey. Teorik hesaplamalarda oldukça iyi bir şey ama deneysel düzenek yapıyorsanız merak önce bir tecrübeli kişiye sormanız gerekiyor. Öyle hemen doğrudan hele hele tecrübesizsiniz ve o konuda fazla bilginiz yoksa kesinlikle merak etmeyiniz ya da merakınızı uygulayarak gidermeye çalışmayınız. Güvenlik talimatları oldukça önemli. Arkadaşlar ilk yardım oldukça önemli. Ama ilk yardım şöyle bir şey var. Elektrik kazalarında dikkat edilmesi gereken ilk yardım kuralları biraz daha farklı. Normal ilk yardım kurallarını bileceksiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi şu. Elektriğe kapılan kişinin üzerinde yani normalde kesik olur, kan akar ama bunda yanma da olur. Buralarda nasıl uyguluyorsunuz? Bununla ilişkin de burada bir bilgilendirme broşürümüz var. Yapıştırılmış şekilde levhamız. Buradan da okuyabilirsiniz. Bunun detayını ise ne yapacaksınız? Siz
Yine şeyden normal bir internet üzerinden, YouTube kanalları üzerinden de bunları kendiniz okuyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle arka tarafa bilgisayarı diğer masaya alalım. Tam rahat olacak yere. Şu anda bilgisayarın konumu rahat değil. Şu anda evet rahat konumu aldım. Şöyle tutalım. Görmeyen arkadaşlar varsa koyalım buraya. Görmeyen arkadaşlar varsa burada gerekli şeyleri gösterebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüzde masalarımızı görüyorsunuz. Tabii şu anda sizler yoksunuz. Masalar aslında sizi özlemiş durumda. Buralarda pencere kenarlarında yine elektrik kazalarında dikkat edilmesi gereken ilk yardım kuralları, yapılması gereken ilk yardım kuralları yazıyor. Ben bilgisayarı döndürürken biraz daha yaklaştıracağım, diğer masaya aldıracağım. Şuradaki masa üzerinde önemli olan şeyler var. Burayı döndürebilir miyiz? Ya da evet, şuraya koyup buradan görebiliriz. Şöyle biraz uzaktan geriden alalım. Evet. Arkadaşlar tam dik açıyla gelin. Dik açıyla lütfen. Şöyle. Dik açı. Evet. Biraz daha yakınlaştırırsak daha iyi görünecek. Aşağı indirelim biraz. Evet. Burada T2 anında acil, burada dikkat ediyorsanız bir durum butonu var. Burada öncelikle acil butonu. Tamam mı? T2 anında bu butona ne yapıyorsunuz? Basıyorsunuz. Bunların haricinde masaların üzerinde çanta, mont, yiyecek, içecek, işte burada laboratuvarda bir şey tüketilmesi falan yasak. Deneylere başlamadan önce ve bitirdikten sonra dikkat etmeniz gereken, uygulamanız gereken kurallar da burada yazıyor arkadaşlar. Buraya baktığımızda ise, şu anda biraz aşağı indirelim. Evet. Hocam sen de oradan bak ya. Burada ise arkadaşlar malzemelerin kullanımları var. Mesela sinyal jeneratörünün, osiloskopun, yine DC güç kaynağının ve baktığınızda multimetrelerin kullanımları var. Peki deney setuplarımızda, masalarımızda neler var? Onlara da bakalım. Şöyle. Arkadaşlar bir deney masası. Biraz uzağa götürelim. Daha açık, geniş açıda alalım. Evet, şu anda açılır diye. Bir deney masamızda genel olarak neler oluyor onları söyleyelim. Deney masamızda arkadaşlar osiloskopumuz var. Bu dönem bunu kullanmayacağız. Belki RLC devrelerde kullanacağız ama tabii uzaktan yapacaksınız. Siz elektronik osiloskopları simülasyon yaparken onları kullanacaksınız. Onların size detayını açıklayacağız. Bir osiloskopumuz var. Burada iki kanallı bir osiloskopumuz. Hem giriş sinyalini hem de çıkış sinyalini aynı anda gözlemleyebiliyoruz. Genellikle faz değişimleri üzerinde de sıklıkla duracağız RLC devrelerde. Bunu belirtelim. Arkadaşlar buradan bir tane de sinyal kaynağımız var. Bu sinyal kaynağımız ise arkadaşlar kaçtı? 2 GHz miydi? Kaça kadardı? Daha düşük olması lazım. Daha düşük galiba. Arkadaşlar belirli frekanslar ve belirli dalga formunda sinyal üretmek için kullanıyoruz. Hangi dalga formları burada var? Kare dalga, sinüsoidal dalga, yine üçgen dalga, rampa dediğimiz dalga çeşitlerini burada kullanıyoruz. Sinyallerimizde buradan uygulayacağız. Bu sinyal jeneratörü bizim için o da oldukça önemli deneyde kullanacağımız ekipmanlardan. En önemli hayati şey taşıyanlardan birisi olmazsa olmaz arkadaşlar burada güç kaynağı. Regüle edilmiş bir güç kaynağımız var. Zaten yazıyor. Regulated DC Power Supply. Bunda da iki tane kanal bulunmakta. Bu eğer ki iki tane farklı DC sinyal uygulayacaksanız buradan uygulayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu güç kaynağından sadece gerilim olarak değil, akım olarak da uygulayabiliyorsunuz. Aynı zamanda simetrik devreler çalıştıracaksanız bu güç kaynağında simetrik olarak yapıya getirip simetrik güç oradaki enerji kaynağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Olmazsa olmazlarımızdan arkadaşlar masamızda bulunan şeylerden bir tanesi de multimetrelerimiz. Şu şekilde görüyorsunuz. İki tane probu var. Bu kullandığımız multimetrenin durumuna göre de değişiyor. Burada da yuvaları var. Soket yuvaları var. Biz burada genellikle gerilim baktığınızda direnç olan kademe, bir de kom dediğimiz ortak uç var. Onun haricinde yine akım ölçmek için
ve benzeri transistör ve benzeri elektronik ekipmanları test etmek için, tamam mı, bunları kullanabiliyoruz. Duruma göre de değişiyor. Alın üzerinde multimetre, normali nedir? İşte amper, volt, ohm olarak ölçer. Ohmmetre olarak da geçiyor ama bu onlardan daha fazla ölçüyor. İşte ne var? Burada baktığınızda işte diyot kontrolü var, gördüğünüz gibi. Benzeri var. Ondan da adı multimetre olarak isimlendirilmiş. Bunun da kullanımına göstereceğiz. Daha detaylı olarak geçeceğiz. Şu anda laboratuvarı tanıtmakla uğraşıyoruz. Bu ilk hafta arkadaşlar. Zaten yüz yüze eğitimde de geldiğinizde ilk karşımıza bunlar çıkacak. Bu sandalyeye oturacaksınız. Sandalyemizi gösterelim. Şöyle uzaktan alalım biraz tahtamızdan. Sandalyeye oturacaksınız. Deney arkadaşınızla birlikte grupları ilk hafta, ilk ikinci, yani bu hafta da dahil olmak üzere belirliyorsunuz. Hangi arkadaşınızla deney yapmak istiyorsanız kesinlikle özgürsünüz. Size kalmış arkadaşlarınızı belirliyorsunuz. Eğer ki grup arkadaşı belirleyemeyen kişiler varsa da onlara da seçkin hocayla ben yardımcı oluyoruz. Size mutlaka bir arkadaş veriyoruz. Yalnız bırakmıyoruz yani, tamam mı? Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Buraya oturuyorsunuz arkadaşımızla birlikte. 3 saatlik bir zaman dilimimiz var. Deney süresine göre değişiyor. Ama yüz yüze olduğunuzda ben bu 3 saati sonuna kadar kullandırıyorum. Ancak yüz yüze olmadığımızda sizler neler yapacaksanız bizleri ikna etmeye çalışacaksınız. Onun için yani yaptığınız deneylerin videolarını çekeceksiniz. Resim almayı unutmayın. Arkadaşlar, deneylerinizi gerçekleştireceğimiz bir platform var. Bu platform Breadboard dediğimiz. Size de geçen hafta bahsetmiştim. Bundan bir tane alıyorsunuz. Bunun tekli olanı var şöyle. Burada iki tanesi birleştirilmiş şekilde. Tamam mı? Tekli de alabilirsiniz. Bu nasıl çalışıyor? Çalışma yapısı nasıl? Bunların her birinden gelecek hafta ayrıntılı bir video çekeceğiz. Bir tane deneyi de burada gerçekleştireceğiz. Ben bu hafta tanıtım için daha fazla tutayım. Buraya yokluğunu çekmeyin, alışın, görün diye. Böyle bir yöntem izledik. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Tamam, bu iyi. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Hocam online mi olacak? Yani online ben konuştuktan sonra bir anlamı yok. Öncelikle ben örnek olarak birkaç uygulamayı yapmam lazım. Burayı size tanıtmam lazım. Nasıl kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken hususları, yapmamanız gerekenleri de göstermem gerekiyor. Sonra online kısımdan sizler eğer yapıyorsanız, deneylerinizi yaptığınızda sorunlarla karşılaşıyorsanız bağlanırız, çözeriz. Onun haricinde mail adresim var. Uzem üzerinden yazmak yerine mail adresimi kullanınız lütfen. Mail adresim okulumuzun internet sitesinde mevcut. Her maile dönüş yapıyorum. Kesinlikle dönüş yapmadığım mail yok. Bu gönderirken de arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. İlla ders saatini beklemeniz gerekmiyor. Hafta sonu ya da takıldığınız, deney yaptığınız zamanlarda da sorularınızı gönderebilirsiniz. Takıldığınız yer varsa onu yapabilirsiniz. Kendinize şöyle koyalım istersen. Biraz da kaldıralım. Kendinizin arkadaşlar, evet, daha iyi. Mutlaka sınıfta WhatsApp grubu oluşturunuz. WhatsApp grubu oluşturunuz arkadaşlar. O WhatsApp grubunda yaptığınız uygulamaları paylaşabilirsiniz. Bunlar kopya değil. Tamam, neler yapıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz paylaşabiliyorsunuz. Yine arkadaşlarınızla konuştuğunuzda soruna çözüm bulamıyorsanız ortak 15-20 kişi ya da WhatsApp grubundaki kişiler toplandığında o sorunu bir sonraki laboratuvar dersinde çözmek yerine önceden de bana iletip, hocam uygunsanız uygun bir zamanda Zoom açıp oradan bazı sorunlarımız var, göstermemiz gereken kısımlar var, onlarla yardımcı olabilir misiniz dediğinizde cumartesi pazarda dahil olmak üzere mümkünse bu konuda yardımcı olabileceğimi size hatırlatayım. Yani iyi niyetimden kesinlikle şüphe etmemenizi belirtiyorum arkadaşlar. Sadece ben değil, aynı zamanda Seçkin hocamızın da iyi niyetinden kesinlikle şüphe etmemenizi size belirtiyorum. Malzemeler neler gerekiyor arkadaşlar? Malzemeleri burada detaylı yazmak yerine şimdi normal konuşmamızın da bir süresi var videomuzun. Yazmak yerine ayrı bir kağıt olarak verebiliriz ama onları da tutarsak yazılabiliriz. Ekrana tutalım isterseniz tahtaya.
Onlar neler? Onlardan bahsedelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi multimetre almanız gerekiyor. Multimetrenizin olması gerekiyor. Breadboard bunun da olması gerekecek arkadaşlar. Bunların haricinde elektronikçi tip olarak buraya özellikle yazıyorum arkadaşlar. Elektronikçi olarak, elektronikçi tipinde. Tamam mı? Neler gerekiyor? Neler alabilirsiniz? Kendinizden neleri kolaylaştırmak için? Pense, küçük pense, elektronikçi pensesi. Yan keski, değil mi? Daha sonra karga burun. Karga burun. Bunları ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Bunları kullanacaksınız. Unutmayın, alet işler, el övünür. Bunu da söyleyelim. Ne kadar iyi aletiniz, kaliteli aletiniz var ise, tamam mı? Yaptığınız işi de o kadar kaliteli yerine getirmiş olursunuz. Yine almamız gereken şeylerden birisi arkadaşlar, jumper. Jumper dediğimiz aslında iletken tel, zil teli. Buraya zil teli diye yazayım. Biz burada jumper olarak söylüyoruz. Atlatma, birbirleriyle bağlantı aracı olarak kullanacağız. Bunu da almanızdan gerekiyor. Bunların haricinde arkadaşlar ben şeyde deney köyünde dirençler orada belirtilmiş. İşte belirli 10 değerleri var. Onlara uymak zorunda değilsiniz. İstediğiniz değerli direnç alabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan da farklı yaptığınızı hem de göstermiş olabilirsiniz. Farklı direnç de ucuz bir şey. Farklı değerlerde direnç setleri diyelim. Dirençler alıyorsunuz. İlk etapta bunlar gerekiyor. Daha sonra tabii enerji oluşturmanız için sizin evde güç kaynağınız olmadığı için pil alabilirsiniz. 9 voltluk pil ya da işte 1,5 voltluklarla alıp pil yuvası alıp tamam mı? İşte 1,5 voltluk pillerle bunları halledebilirsiniz. Tabii bunları aldığınız zaman bir de ne almanız gerekiyor? Pil yuvası da almanız gerekecek. Bunların haricinde lehim, işte lehim pastası, onun haricinde havya. Bunlar zaten yanınızda bulunursa kendiniz elektronik hobi olarak uğraşabilirsiniz. Şu anda Seçkin Hocam'a da sorayım. İlk etapta bundan haricinde başka gereken bir şey var mı diye. İlk deneyler için yok. İlk deneyler için yok. Diğer ilerleyen deneylerde bobin ve kapasitör gerekecek. Onları da deneye geldiğinde daha detaylı söylemek isteriz. Sorularınız, ben arkadaşlar bu hafta içerisinde yine Seçkin Hoca ile görüşüp hemen deney föyünüzde sisteme yükleyeceğim. Hem birinci öğretim öğrencilerimiz hem ikinci öğretim öğrencilerimiz yani EM201 Electric Circuits Laboratory dersini alan öğrencilerimiz hem de EM207 Elektrik Devre Laboratuvarı dersini alan öğrencilerimiz için bu anlattığım video ortak bir videodur. Burada tanıtmaya çalıştım laboratuvarımızı. Laboratuvarımıza şey yardım edebilir miyiz bilgisayardan? Zeminini de gösterelim. Zemin öyle düz bir zemin değil. Şöyle gösterelim. Yanmaz kavukluk var zeminimizde. Bu da ne yapıyor aslında sizin? İletiminizi yani sizi yalıtıyor, koruyor. Yani elektriğin toprağa atmasını engelliyor. Burası da önemli arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak isterim. Laboratuvarda olduğunuzda dirençleri biz temin ediyorduk size elimizden geldiğince. Onları veriyorduk ama şu anda onları kendiniz temin etmek zorundasınız. Pahalı bir şey mi? Pahalı bir şey değil. Bu malzemelerin tamamı ne kadar mal olur derseniz hemen şöyle multimetreyi tabii alacağınız duruma göre değişir arkadaşlar. Multimetre 20 TL'ye de multimetre var. 20 bin dolara da multimetre var. Nasıl alacağınıza bağlı. Onu söyleyeyim. Öğrenci multimetresi alırsanız buranın maksimum maliyeti 30 lira 35 lira civarında değişir. Bunu alabilirsiniz. Havya'yı falan onlar tamamıyla size kalmış. Bu şekilde deneylerimize başlayacağız. Seçkin Hocam da isterse şey yapsın. Bizim şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Eğer yüzde olmuş olsaydık önlüklerimizi giymemiz gerekecekti. Önlük alımı olacaktı. Malzeme çantası aldırmamız gerekecekti. İlk yardım seti de mutlaka oluyordu laboratuvarlarımızda. İnşallah onları ikinci dönem yüzde eğitime başladığımızda hallederiz. Bence şu ana kadar da bir problem yok arkadaşlar. Arkadaşlar benim devre laboratuvarı ile ilgili tanıtımım şimdilik bu kadar. Eğer sorunuz varsa
bize sorabilirsiniz çekinmeden. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Deneylerin ilk deney şoförünü yollayacağız. Deneyleri yaptık yapmadık diye bize haftalık olarak deney raporu yollamayacaksınız. Vize zamanı bir deney raporu isteyeceğiz. Tüm deneylerimizin raporu. Onları detaylı olarak gelecek hafta olmazsa ofisten Zoom açtığında oradan söyleriz. Ancak ara sınav zamanı, o zamana kadar 4 deney mi gerçekleştirilir? Kaç deney gerçekleştirilir şu anda bilmiyorum. Biraz da tartışmamız gerekecek deneylerimiz önünde. Onları hazırlıyorsunuz. Onların videoları olacak. Resimlerimiz olacak. İkna edeceksiniz yani bizi. Ben yaptım bunu diye. Tamam mı? Kendiniz yapmaya çalışacaksınız. Olmadı bir daha yapacaksınız. Olmadı bir daha yapacaksınız. İşte şeyi yazmadık. Onu da şey yazalım isterseniz. Kontrol kalemi, tornavida setleri. Küçük, ince elektronikçi. Onları da almanızda fayda var arkadaşlar. Bu mesleğiniz olacak. Kullanacaksınız. Bizim söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Sizlere bu yeni dönemde başarılar diliyorum. İnşallah sağ salim, sıkıntısız, sağlıklı bir şekilde bu dönemi atlatırız. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.